Ben şimdi Beşiktaş camiasında e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Sergen Yalçı'nın yani bizim şampiyon olduğumuz sene ilk 6 hafta takım çok kötüydü. Sergen Yalçı'nın gitmeleri konuşuluyordu. Gönderileceği konuşuluyordu. İşte e, yanılmıyorsam 7. ve 8. haftalarda peş da. peşe Başakşehir ve Fenerbahçe Hı. maçları vardı. O maçlarda işte takımın kötü gidişinden mütevellit bunlar da yenilirse ee, Sergen Yalçın gider. Yok gider deniliyordu. Ee, ama Sergen Yalçın Başakşehir'i burada 3-2 yendi. Sonra gitti Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. yendi ve bir anda Şemsiye tersine döndü. Şimdi futbolda her şey var. Bütün her şey hava. Ben onun için dilimde tüy bitti. Beşiktaş yönetimine sezonun en başından beri havaya girmek çok önemli bir şey. Havaya nasıl girersin? Dolu tribünlerle havaya girersin. Dolu tribünlerle, abiler, ağlar, dolu tribünlerle o kapalının kameradan çekildiğinde görülen kısmı full üst üste, insan yığını olarak olsa ve orada çıkan ses direkt futbolcuya etki etse ki bunun tarihte defalarca örneği ediyorum. vardır. Tamam mı? Havaya girer. Bak Kayseri maçı çok önemli bir maç. Ders açısından. 1-0 mağlub duruma düştün. İlk, ikinci yarının hemen başında. Stattaki enerji o kadar yüksekti ki bir anda maçı kibire getirdin. Korner oldu alkışladı, taça çıktı alkışladı bir yüksek ses bir saldırı, Beşiktaş bir bilmem ne derken birbiri kibir bir, bir oldu. İyi tribün maçı aldırır abi. abi. Havaya gireceksin. Havaya girmezsen olmaz. Taraflarını havaya sokacaksın. Ve bunlarla ilgili de bu işin uzmanlarıyla, bu işin bilenleriyle çalışmalar yapacaksın ya. Yani Beşiktaş'ı yönetmek yalnızca e, yönetim kurulunda işte futbolcu alımı bilmem ne, O değil ki. Birçok kolu var. Ve buralarda başarılı olmak istiyorsan da satır aralarına dikkat edeceksin. Kesinlikle. En önemli detaylar satır aralarında çünkü. Dilimle tüy bitti. O tribün dolu olacak. O tribünde 25 bin liraya gelen seyirci olmayacak. Oraya 2 bin liralık 1500 lira bileti kombinesini verecek alacak seyirci olacak taraftar olacak. Evet. Orada Müşteri olmayacak. Beşiktaş futbol oynarken topu oynarken sağda orada at yarışı seyretmeyecek adam ya. Adam orada eşiyle, hanımıyla, anasıyla, babasıyla konuşmayacak lafında. Oturmuş, bacak bacak üstüne atmış. Elinde böyle altını mı seyrediyor, oyun mu oynuyor, ne yaptığı belli değil. O arkadaşlar 25 bin lira, 30 bin lira bir kombineye bilet verecek, para verecek arkadaşları numaralı alacaksın kardeş. Bu kadar, o kadar zaten 180-200'e yakın hoca yapmışsın. Oralarda kullan onları. Nedir yani derdiniz kapalı tribünün altına 20-25 bin liralık e, Kombini alıp da oraya insanlar gidemiyor Bir bilet 1850 lira ya Kaleleri paralelden yandan gören bir yerler 1850 lira iki kişi karısıyla Gittin çocuğuyla gittin 3.5 lira ya Servet ya bildiğin servet yani Tabii canım. Bu Tabii adam aylık maaş 7.5 lira emekli maaşıya ya Yani buralardan hesap yaptığınız zaman Ve bizim dediğimizde Gün be gün ve her gün Ortaya çıkıyor ya Anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar Anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyorlar ya o tribün dolu olacak. O tribün bir de dolu olmak da yetmiyor. Dolu olması da yetmiyor o tribünün. Orada devamlı rakibin oyuncusuna çemkirecek adam. Bağıracak bir şey diyecek. Onu diyecek. Baskı bunu altın diyecek. Baskın altın, altın alacak. Bunları yapmadığı sürece futbolcu havaya girmez. Ya biz yametli Yemen Ekşioğlu çıktı bir gün dedi ki program yapıyoruz. Karakartal forum yapıyoruz. Dedi ki siz dedi kartal gol gol de alt üst yaparken dedi taraftarlar dedi elli ayağı titriyor dedi yapmayın. Kardeşim dedi futbolcu dedi etki altına giriyor aşırı baskı istedi üzerinde dedi. O zaman da kartal gol gol ve alt üstü falan böyle Üsküdar'dan şey falan duyuluyor yani Taksim'den falan duyuluyor ses. Dehşet bir bağırma yani altlı üstü bağır alt üstü falan bağırıyoruz. Ya dedim Yemen abi olur mu dedim ya yani hangi topçu söyledi sana bunu falan filan ya dedi biri falan dedi. Ben de gittim o zaman şey oynuyor işte. Okan Buruk o zaman bizde. E, Ali Güneş. E, Tayfun, Mayfun o teşkilat. O futbolcular falan. Dedim, arkadaşlar hani işte antrenmandan sonra. Dedim böyle bir şey yapıyoruz biz. Siz gaza gelesiniz diye. Harbiden baskı hissedip de ayağınız elini Yapmayız kardeşim. Hani ben <laughs> o tezahüratı yapmayız yani. Ha, adam Dediler ki bana mesela Ali Güneş mesela kulaklığına çınlasın. Ya dedi öyle şey olur mu dedi ya inanılmaz dedi şey yapıyoruz dedi yani. Özgüven kazandıracak ya, bir şey o ya. Tabii ya ne diyorsun sen arkanda onu hissediyorsun dağ gibi tribün ya. Rakibin onu hissediyorsun. şey. hissediyorsun ve çok maçta kartal gol gol diye bari ben evet. gol attık mesela. Dolayısıyla e, aşırı baskı, e, hızlı ve hırslı baskı, dolu tribün, insan yığını tribün maç kazandırır ya. En azından maç kaybettirmez. Öyle diyelim. Tamam ya. Yani. Bu arada şu an oynanan Finlandiya Kazakistan maçında da Bahtiyar 2 gol atmış. Takımı 2-1 önde. Ya herkes havaya bir bak bir Cenk önde. Tosun da attı 2 gol bildiği maçta. Öyle. Atsınlar abi havaya bu çocuk öyle havaya girer. Topçu da öyle havaya girer. Gol atar kendini önemser. Senin tamam Senin Muleka ile ilgili hep dediğin şey. Çocuk hep gol kovalıyor. Çünkü evet. bir atıp rahatlamak istiyor. O özgüveni kazanmak Ve istiyor. Ve iyi bir maçta gol atması lazım evet. Muleka'nın. Muleka bence e, değerini bulamadı. Hani insanlar ya ben Futbolcunun e, bazı yerlerde yükseldiği yerler vardır. Ama bu da zamanla ve takımı takımda adet duygusunu hissederek olur. Mesela Redmond'un geçen senenin sonuna doğru açılması. Tabii. En basit örnek. Hissetti. Türkiye'yi hissetti, takımı hissetti, taraftarı hissetti. Yavaş yavaş e, sahiplendi. Evet. Tamam mı? Verin topu bana dedi. O yüzden ben geldi, geldi çünkü. Mesela Gezdal'in ilk iyi olduğu zamanlar mesela anladın serisi. mı? Bazı topçular böyle yürür. Mureka'nın öyle bir havası var ama bulamadı kendini. Ya Mureka artık yanlış yerde mi oynuyor, İstediği yerde oynamıyor mu, çok mu arkaya geliyor da ileride gücünü sarf edemiyor, kendini ispatlamak için çok mu ben atacağım modeline giriyor ya hani bizde böyle bir uy var adamda yani. buraları aşması lazım evet. bu işin mental profesörleri işte sosyologlar psikologlar bunlarla artık takımın hocasının bu futbolun içindeki birimlerde bu çocuğu tedavi etmeleri lazım bence iş yapar mı neka ben hani futbol dili olarak adamda futbolcu şeyi var abi kim ya hani biz bizim son zamanlarda bunu taraftarın çıkarttığına inanmıyorum ben ya, ya taraftarın e, muleka çöp, muleka bilmem ne, muleka dediğine inanmıyorum. Bir sistem var. Senin benim anlamadığım ve bilmediğim bir sistem var. Böyle şeyin arasına bırakıyor. Sosyal Bazı medya böyle. hani böyle ya. araya bırakırsın, şifa bırakır diye böyle araya Sergen. Araya bırakıyor. Acaba mı diye kafasında dolaşan adamlarda o araya bırakılan a bak diyor bu da öyle düşünüyormuş deyip sahipleniyor, yazıyor ve yürüyor. Evet. Halbuki ben hani futbol, senelerce futbol seyrettik ya. Yani top oynadık, futbol seyrettik. Muleka kötü bir adam değil ya. İyi bir adam yani aslında ama doğru yerlerde mi olamıyor, doğru yerde mi oynamıyor? Oraları bilemiyorum. Muleka kendini bulursa çok iş yapar diye tahmin ediyorum ben. Yorumlarda da hemen sana destek geldi. Ee, kendi mevkisinde Beşiktaş'ta neredeyse hiç oynamadı diye. Muleka mesela Kasımpaşa'da forvet oynuyordu. Bayağı da bir gol atmıştı. Yaklaşık 23 tane falan gol atmıştı. Beşiktaş'a geldiğinden beri kanatta oynuyor diye çok fazla sana bu konuda destek veren var abi onu da söylemiş oldum.